Günaydın arkadaşlar. Tekrar bir genel durumla karşınızdayım. Kuşlarım ve ben size güzel bir genel durum çekmeyi düşünüyorum. Bunlar bakın herhalde Rıfkı'yla çiftleştiler. Bu arada Nazlı da Rıfkı'nın peşinde koşuyor ama Rıfkı ona yüz vermiyor. Çakır'a bir arada dandı. Çakır ona yem kusuyordu Nazlı'ya gördüm. Sanırım erkekler herhalde. Bakın bunlar da iyi anlaşıyorlar. Arkadaşlar bu arada benim çimenime aşk yaradı. Kuyruğu çıkmıyordu hiç. Şimdi kocaman bir kuyruğu var. Bakın. Bebekliğinden beri kuyruğu çıkmıyordu. Dün öğleden sonra şuradaki köşeye, şu köşeye boncuk gitmişti. Üstünde de çimen vardı. Ama ne yaptıklarını tam göremedim. Beni görünce kalktılar. Sıkıştırmıştı sanırım çimen onu. Boncuk da halinden memnun gibiydi. Hiç de itiraz etmiyordu yani. Bakın kuyruğuna. Çimenin eski haline bakın. Şimdiki haline bakın. Çimenin bu aralar o kadar iyi ki şeytanın kulağına kurşun. Maşallah. Maşallah maşallah. Normal kuşlar gibi artık davranıyor. Mavi şimdi sarı gelinim. Oğlum bütün bu yemleri niye döküyorsun yere? He mavi hiç. Niye döküyorsun oğlum? He? Yazık günah değil mi oğlum o yemlere? He? Çöpe gidiyor ondan sonra onlar. Bütün yemleri yine yere dökmüş. Pamuk prensesim uyuyor mu? Pamuk prenses. Kızım. Uyuyor. Bunlara bakalım. Arkadaşlar bunlar. Hepsini çıkarttım yuvalıktan. Kafesin içerisine koydum. Çünkü geciktiler. Yem yemeyi öğrenmeye geciktiler. Naz serseri yuvalıktan çıkan bebeği tekrar geri içeriye atıyor. Ben çıkartıyorum kafesin içerisine koyuyorum. Tekrar yuvalığa geri koyuyor. Bu şekilde yem yemesini öğrenemeyecekler. Ayrılamayacaklar. Ve Cafer'e de yaklaştırmıyor. Bakın Cafer yaklaşmak istiyor. Yaklaştırmıyor. Ve tek başına da kendisi yetişemiyor. Onun için öğrenmesi gerekiyor. En azından babasından görürler, öğrenirler yem yemeyi. Şu an durumum bu. Bütün kuşların hepsi birbirine benziyor. Sadece bir tek şu hariç. Benekli olan, o yemdeki olan. Diğerlerinin hepsi aynı. Şöyle göstereyim size. Bakın. Aslında benim bu Cafer'i çıkartmam lazım buradan. Ya da serseriyi. Ben birazcık şu serseriyi bir çıkartayım buradan. Şu Cafer çocukları beslesin bir dakika. Ya da bir dakika burada dursun ben çıkartırken siz de görün. Gel bakalım kızım gel. Gel kızım niye böyle kudurdun gene sen? Gel niye kudurdun gene sen? Gel bakayım gel gel gel. Gel bakayım gel annem gel. Gel bebeğim gel. Sen niye böyle dellendin gene? He? Sen niye dellendin gene? Yine dellendin niye? Gel buraya gel. Niye dellendin? Niye? Niye istemiyorsun gelmek? Gel bakayım seni o bir kafesin içerisine koyayım birazcık. Orada dur bakayım. Sen şimdi Cafer biraz beslesin onları. Koyayım arkadaşlar bakın. Cafer hadi besle oğlum bebişleri hadi besle. Hadi besle annem. Gitti bak.
Serseri gitti, dövmez artık seni kimse. Hadi oğlum. Ne başladı var kavga ya. Yerine gitti diye. Hanım ağa ya Nazlı. Kapıştın hanım ağası. O yer oranın onun. O izin verirsen de konabilir. Kim bakalım galip gelecek bu kavgada. Aşk yaradı oğluma, aşk yaradı. Çimenime aşk yaradı. Bunlar dinlenme aşamasında. Bunları dinlendiriyorum şu an. Arkadaşlar Muaviş'le Meleği çiftleştireyim mi? Meleği. Bunu. Sanki bu melekle Maviş'ten çok güzel bebekler olacak gibime geliyor. Çıkmak mı istiyorsun? Ha? Bebişlerini mi istiyorsun? Çıkmak mı istiyorsun? Ha? Bak anne böyle ceza veriyor işte. Anneyi dinlemezsen böyle ceza verir anne. He? Böyle ceza veririm sana işte. Bebişlerinden böyle ayırırım buraya koyarım seni. Ne yapmışsın sen burana böyle? He? Ne var senin buranda? Sana böyle ceza verdim işte. Bugün buradasın. Bugün burada kalacaksın. Cafer besleyecek bebişleri. İzin vermiyorsun kızım Cafer'in beslemesine. Babaları onlar besleyecek tabii. Sonra acı kalıyor bebişler. Sonra bebişlerim aç kalıyor. Sadece senin bebişlerin değil ki onlar. Hem Cafer'in hem senin hem benim bebişlerim. Değil mi? Besleyecek misin bebişlerini? Bebişim. Kızım benim. Serserim benim. İlk göz ağrım benim. Oy ben seni yerim yerim. Yerim ben seni. Pamuk Prenses kıskandı. Kıskandı Pamuk Prenses. Gel kızım gel. Gel annem gel. Gel aşkım. Yerim ben seni yerim kızım benim. Kızım kızım kızım. Geleceksin mi elime? Elime geleceksin mi? Ha? Geleceksin mi elime? Ay nasıl böyle acındırıyorsun kendini böyle? Niye kendini böyle acındırıyorsun? Ha? Sen kafese mi gitmek istiyorsun? Sen bebişlerinin yanına mı gitmek istiyorsun? Ha? Sen bebişlerinin yanına mı gitmek istiyorsun anne? Hı. Gel kızım. Pamuk Prenses gel. Aşkısı. Arkadaşlar uçuyorlar, kağıtları kaldırıyorlar. Altına kağıt koyuyorum. A4 kağıdı. Uçarak kağıtları havaya kaldırıyorlar ve kağıtları yiyorlar. Ben de bu şekilde yaptım. O sopayı da koydum. Uçmasın kağıtlar diye. Uçtukları zaman kağıt da havalanıyor. Bütün pislik savruluyor. Bir şey de göstereyim size.
Şunlar da büyüdü. Köşeye kaçtı hepsi. Fıstık. Fıstık arada sırada konuşuyor arkadaşlar. Tekrar konuşmaya başladı. Bu aralar fıstığı çünkü çok sık kafesten çıkartıyorum. Konuşuyor. Bakalım Cafer besleyecek mi? Besler, niye beslemesin? Sonuçta babaları yani. Yuvalıkta değil ama kafesin içinde de besler. Ne kadar güzel bir mutluyduk ya. Evet arkadaşlar, bugün de bu kadar. Yarın görüşmek üzere, yarınki videoda görüşmek üzere, hoşça kalınız, kendinize iyi bakınız. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz. Sosyal medyada da lütfen paylaşırsanız beni çok memnun edersiniz. Hoşça kalın.